Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun SS mühimmatının ilk atış testi TUSAŞ Aksungur SİHA'dan yapılacak. Efes 2022 tatbikatında Defense Türk tarafından Kuzgun SS mühimmatının Aksungur SİHA'ya entegre edilerek test edilmesinin planlandığı bilgisi edinilmişti. Kuzgun ailesinin serbest süzülümlü konfigürasyonu olan Kuzgun SS, 28 kilogram ağırlığında harp başlığı ve 40+ km menzile sahip. Kuzgun SS İNSİHA'ların yanında fırlatma motoru aracılığıyla karadan ve denizden de atılması planlanıyor. Marlin silahlı insansız deniz aracından TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun KY füzesinin atışı yapıldı. Profesör Doktor İsmail Demir, Marlin'den katı yakıtlı Kuzgun seyir füzesinin atışıyla bir SİDA'dan ilk defa RF güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız, ifadelerinde bulundu. İsmail Demir'in açıklamaları, atışı yapılan Kuzgun KY füzesinde RF arayıcı başlık kullanıldığına işaret ediyor. SEFİ'nin tersanesi öz kaynakları ile desteklenen ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun KY seyir füzesi, Marlin'den gerçekleştirilen balistik bir atış ile başarılı bir şekilde test edildi. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katıldığı atışlarda, Kuzgun KY füzesi, görev kontrol istasyonu kabiliyeti ile uzaktan kontrolle ateşlendi. Kara, deniz ve hava platformlarında kullanılabilen Kuzgun KY, 75 kilogram ağırlığa, 10 kilogram harp başlığına, 40+ km azami menzile ve 1 dakikanın altında azami hedefe varış süresine sahiptir. Hedefe azami varış süresinin 1 dakika olması azami menzil de hesaba katıldığında Kuzgun KY'nin süpersonik hızlara ulaşacağını gösteriyor.